Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Aga, eğer hoşuna gittiyse abone ol butonuna bas, abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Arkadaşlar merhabalar. 24 numaralı ünitemizin son iki köşe taşı kalmış dostlarım. İşçi havuz problemlerinin. Onları da bir gömelim istedim dostlarım hemen. Şöyle 14 numarayla başlıyorum dostlar. Odaklanmayı da ayarlıyorum. Evet, başlayalım sorularımızı çözmeye. Bakalım ne diyor. Aynı boydaki iki mumdan bahsediyor dostlarım. Biri 10 saatte, diğeri 20 saatte. Klasik bir soru tipi dostlar. Bakın ne yapacağım şimdi dostlar. Şimdi aynı boydaki iki mum alıyorum. Hemen şöyle. Birinci mumumuz bu. İkinci mumumuz da bu olsun dostlarım. Şöyle ateşlerini de yapalım ki güzel gözüksünler. Şimdi biri 10 saatte, biri 20 saatte diyorsa hemen bunların ortak katını alın kardeşlerim. Mesela ikisinin de ortak katı 20, 40, 60. Bunlar ortak katları. Ben en küçüklerini aldım. 20K diyorum bu ikisinin de boyuna. Bu şu demek arkadaşlarım. Bak birinci mum 10 saatte eriyormuş ya. 10 saatte tamamen eriyor. Yani 20K'sı eriyor. Diyorum ki 1 saatte ne kadarı erir? 2K'sı erir. Bana diyecek ki belli bir saat sonra eriyen kısım kalan kısım olacak. Kaç saat sonra diye soracak. Ben de x saat sonra diyorum. Aradan x saat geçerse ne kadarı erir bunun? 2x'sı erir. Şimdi aynı şeyi bunun için yapalım. Normalde 20 saatte bunun tamamı yani 20K'sı eriyor. O halde diyorum ki 1 saatte ne kadarı erir? 1K'sı erir. X saatte ne kadarı erir? XK'sı eridi. Şimdi X saat geçti. Bunun 2XK'sı eridi. X saat geçti. Bunun XK'sı eridi dostları. Kalan kısmı ne kadar bu adamın? 20K'ydı. 2XK'sı gitti. Bu da 20K'ydı. XK'sı gitti. Buralarda kalan kısımlar, bunlar eriyen kısımlar. Diyor ki şimdi iki mum aynı anda yakıldıktan en çok kaç saat sonra birinin kalan kısmı diğerinin diyor eriyen kısmının iki katı olur. Birinin kalan kısmı yani 20K-2XK'dır kalan kısım olan, diğerinin eriyen kısmının iki katı yani XK'nın iki katı. 2XK. Hadi burayı bir düzenleyelim. Eksi 2XK'yı bu tarafa atalım. 4XK olsun. Burada da 20K kalsın. K'lar gitti dostlarım. 4x20 çıktı. 4'e bölersek de x eşittir 5 geldi sorumuzun cevabı. Hemen 2'ye bakıyorum. Yine mum sorusuymuş dostlarım. O zaman yine 2 tane mum çizelim biz şuraya. Bu birinci mumumuz olsun. Bu da ikinci mum. Ateşlerini de yaktım. Diyor ki biri 18, diğeri 24. Hemen ikisinin ortak katı 72 var arkadaşlarım. Buna da 72K diyorum. Buna da 72K diyorum. Ve diyorum ki şimdi 18 saatte 72K'sı eriyor. 1 saatte 18'e böl 4K'sı erir. X saatte 4X'sı eridi. Bak X saat geçti. Bunun 4X'sı eridi. Ne kadar kaldı dostum? 72 eksi 4XK kaldı. Şimdi buna bakalım. Bu da normalde 24 saatte eriyormuş tamamı 72K'sı. 1 saatte 24'e böldüm. Burayı da 24'e bölersem 3K'sı erir. X saatte de 3XK'sı erir dostlarım. O zaman bunun da eriyen kısmı 3XK. Kalan kısmı 72 eksi 3XK. Şimdi diyor ki bize dostlar burada da. İki mum aynı anda yakıldıktan en az kaç saat sonra birinin eriyen kısmı, şunun eriyen kısmını alalım 4XK. Diğerinin kalan kısmının, bunun da tabii kalan kısmını alıyorum 72K-3XK'nın kalan kısmının 2 bölü 3'ü olur diyor arkadaşlarım. Hadi bir hesaplayalım. Bu 3'ü buraya atalım. 12XK yaptı. Eşittir. 2'yi de içeriye dağıtıyorum. 144 yaptı burası. 144XK. Yok sadece 144K. Bir de yazabilsem. Şöyleymiş. 144K.
Eksi 2'yi içeriye dağıttım. 6xk. Şimdi eksi 6xk bu tarafa geldi. 18xk eşittir 144k kaldı. K'lar giderse 18'e bölelim. 36'ya bölsem 4. 18'e böldüğüm için de 8. X eşittir 8 çıktı dostlar. Sorumuzun cevabı. Şimdi bunu okuyalım. Aynı hacimdeki iki havuzdan birini bir musluk 3 saatte, diğerini ise başka bir musluk 4 saatte boşaltmaktadır. Havuzlar işte aynı soru aslında arkadaşlarım. Bakın şimdi Mungis sorusunun aynısı. Bir musluk bunu boşaltıyor. Başka bir aynı hacimdeki başka bir havuzda başka bir musluk boşaltıyor. A musluğu, B musluğu diyelim. Biri 3, diğeri 4. O zaman hemen ikisinin ortak katı 12K diyorum bu muslukların. Musluk diyorum arkadaşlarım. Havuzların boylarını. 12K dedim. Havuzlar doluyken kaç saat sonra diyor yine. Hemen şurayı bir hesaplayalım. Bu neydi? 3 saatte 12K'sı eriyordu. Boşalıyordu da diyebiliriz. 1 saatte 3'e böl. Burayı da 3'e böl. 4K. X saatte 4XK'sı boşaldı bunun. Şuraya kadar boşaldı. 4XK. Kalan ne kadar? 12K. Eksi 4xk. Şimdi buna bakalım. Bu da 4 saatte boşalıyor. 4 saatte 12k gitti. 1 saatte 4'e böldüm, 4'e böldüm 3k gitti. X saatte de 3xk'sı gitti bunun da. Bunun da şöyle 3xk'sı boşalmış. 12k eksi 3xk'sı kalmış. Kaç saat sonra diyor? Birinin dolu kısmı diğerinin boş kısmına eşit olur diye soruyor arkadaşlar. Birinin dolu kısmını alalım hemen. Yani 12k eksi 4xk'yı alalım. Diğerinin boş kısmı 3xk'ya eşit diyelim. 4xk'yı buraya atarsak 12k eşittir 7xk yapar. K'lar gitti. 7'ye böldük. 12 bölü 7 eşittir. X çıktı. Cevap Edirne geldi. Son sorudayız dostlar. Bakalım ne diyor. Aynı hacimdeki dolu iki havuzdan birini A musluğu tek başına 16, diğerini B musluğu tek başına 40. Hemen ikisinin ortak katı 80 dedim musluk havuzlardan birine. Boyuna 80 dedim arkadaşlarım. 80K, 80K. Aynı anda dolu havuzları boşaltmaya başlıyorlar. Önce şunu bir hesaplayalım. 16'da 80K, 1 saatte 5K, X saatte 5XK'sı boşalır bunun. 5xk. Kalan da 80k eksi 5xk'dır. Buna bakalım hemen. 40 saatte 80k'sı, 1 saatte 2k, x saatte 2xk. O zaman bunun da şuradan 2xk'sı gitti. 80k eksi 2xk kaldı. Diyor ki sonra. En az kaç saat sonra havuzlardan birinin dolu kısmı 80k. Eksi 2xk. Şunun dolu kısmını aldım. Diğerinin boş kısmının yani 5k'nın 3 katı olur diyor. 5'in 3 katı 15xk olacak. 2xk'yı buraya attık. 80k eşittir 17xk yaptı. K'lar gitti. Bir de 17'ye böldük. 80 bölü 17 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 14 numarayı gördük. Şimdi 15'i çevirdim arkadaşlarım. Tamam, odaklanmaya bir bakalım tekrardan. Evet, devam. 3 musluk bir havuzu sırasıyla A, B, C saatte doldurmaktadır. 3 musluk birlikte açılırsa havuz 24 saatte doluyor. İşte bakın arkadaşlarım, bu da meşhur bir soru tipidir dostlarım. İşçi problemlerinde de böyle sorularımız vardır dostlar. Bu yine kitaplardan soru çözerken karşınıza çıkacak. İşçiler ya da havuzlar arasındaki çalışma sürelerinde böyle bir küçüklük büyüklük ilişkisi varsa şöyle yapıyorsunuz. Önce hepsini eşit kabul ediyorsunuz. A, B, C eşit olsun diye başlıyoruz. Eşit olsun. Şimdi 3'ü birlikte 24 saatte dolduruyorsa eşit oldukları takdirde biri kaç saatte doldurur? 3 ile çarpıyorum 72. Şöyle buldum yani bunu arkadaşlarım. Şimdi birincisi 1 bölü A, ikincisi 1 bölü B saatte, üçüncüsü de 1 bölü C eşittir 1 bölü 24. Hepsi eşit olursa burası 1 bölü A, 1 bölü A, 1 bölü A. Yani 3 tane 1 bölü A eşittir 1 bölü 24. A eşittir 72 çıkardı. 72 bir tanesinin
çalışma, doldurma süresi arkadaşlar. Şimdi kardeşler, A bunların içindeki en küçükleri değil mi? Eşit olsaydı hepsi 72, 72, 72 olurdu. Ama A en küçükleri olacak. Yani 72'den birazcık daha küçük olacak. 72'den küçük, en büyük kaç olur diye soruyor bize. 71'i buldu. Hadi 2'ye bakalım. Biri A, biri B. İkisi birlikte 17 saatte. Bak ne yapıyorum? Eşit kabul ediyorum. A eşit B olsun. Eşit olsalardı birlikte 17 saatte doldurduklarını birisi 34 saatte dolduracaktı. 2 ile çarptı. Ya da az önceki soruda yaptığım gibi dostlar 1 bölü A, 1 bölü B diye de bulabilirdiniz. Ben uzatmıyorum o kısmı. 34 diyecektik. Eşit olsalardı. İkisi de 34 olacaktı bu durumda. Ama A B'den biraz daha küçük. Yani A 34'ten biraz daha küçük olmalı. En fazla kaç olur 34'ten küçük olacak? En fazla 33 olur dedik. Geldik şuna. Burada da 4 tane musluk varmış. Hiç önemli değil. Birlikte açılırsa beraber 6 saatte. Eşit olsaydı hepsi 4 çarpı 6'dan 24'te mi dolduracaktı hepsi arkadaşlarım? 24, 24, 24, 24. Bana T'yi soruyor. En büyüklerini soruyor. En büyükleri 24'ten biraz daha büyük olacak. 25, 26, 27 diye gidiyor bu sonsuza doğru. Ne diyeceğiz arkadaşlarım? Biz en küçüğünü soruyor. 25'i işaretleyeceğiz. Şuna geldik. Bir havuzu A musluğu 6 saatte. 1 bölü 6. B musluğu 12 saatte. 1 bölü 12. C musluğu da C saatte dolduruyor. 1 bölü C eşittir. 3'ü birlikte havuzu 1 bölü X diyor. X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor bize. En büyük tam sayı değeri. Peki. Şundan X'inin bir paydasını eşitleyelim biz bir ya. 2 ile 1 ile çarpalım. 2, 1 de buradan 3 bölü 12 artı 1 bölü C eşittir 1 bölü X. Şimdi C'ye şıklardan değer verelim. 1 verelim arkadaşlar. 1 verirsek ne olur bu durumda? 1 bölü 1 olur. Şurada yapayım. 3 bölü 12 artı 1 bölü 1. 12 ile genişletelim bunları. 3, 12 daha 15 bölü 12 eşittir 1 bölü x olur. Ters çevirdim. 12 bölü 15 çıktı. X bu durumda. Ama biz x'in neyini arıyoruz? Tam sayı değerini. 12 bölü 15 değil. 1 olmadı. 2 yazalım buraya c yerine. 2 yazarsak 6 da eşitleyeceğiz. 12 bölü 9 çıkacak. Yine tam sayı değil. 3 yazalım arkadaşlarım. 3 yazarsak buraya 12 de eşitlemek için 4 ile çarpacağım. Ne olacak bu durumda? Ne diyordum ben? X'in en büyük tam sayıdır. Oo, pardon arkadaşlarım. X'in en büyük tam sayı değerini soruyormuş. Çok özür dilerim. Biz C'nin en büyük tam sayı değerini buluyoruz. Durun baştan bir daha yapalım o zaman. Biz C'ye değer veriyoruz. Niye veriyorsak yalandan yere. Tamam. Şimdi tabii yine C'ye değer verelim biz ama şöyle yapalım. Yine sırayla yazalım değerlerimizi. Mesela 2 yazdık ne oldu? 12 bölü 9 geldi. Tam sayı değil. 3 yazalım. 3 yazınca ne oluyor arkadaşlarım? 3 yazarsa burası C yerine 4 ile çarptım. 12 bölü 7 geliyor paydaları eşitlediğimde. 4 yazalım. 4 yazarsam sanırım oluyor. Bakın 4 yazdım buraya. 3 ile genişlettim. 3, 6 bölü 12 eşittir 1 bölü x çıktı. 12 bölü 6'dan x eşittir tam sayı çıktı. Demek ki 3 oluyormuş diyebiliriz dostlarım. Değerimiz diyebiliriz arkadaşlar. Peki bize neyi soruyordu bu adam? X'i soruyordu. Biz x'i ne bulduk? 12 bölü 6'dan 2 bulduk. Doğru, dur. Daha şeyin değeri bitmedi. Tabii. Hemen zıplamayalım arkadaşlarım. 4 olmadı. 6'yı deneyelim şimdi. 6 deneyeceğiz bir de. 2 ile çarpacağız. 2 ile çarparsak 2 bölü 12 olmadı. 12'yi deneyelim. 12 yazarsak 4, 12 bölü 4'ten 3 geliyor. Şimdi oldu. 3 oluyor. Doğru. Cevap 3. Ceyhan diyor zaten. Cevap 3 doğrudur arkadaşlarım. X'in en büyük değerini soruyor. Şuradan 2 geldi X. Daha büyüğünü bulana kadar devam ettik. 3'ü bulduk. O yüzden 3'ü işaretledim arkadaşlar. Zaten 12'den de daha büyük bir sayı yazamam buraya diye düşünüyorum. Peki. Kardeşler. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.